Herkese günaydın. Bugün hep beraber bir günde ne kadar harcıyoruz biliyorsun. Yenisini çekiyoruz gibi bir şey. Çok uykum var, sonra açılacağım ama. Şimdiden iyi seyirler. Kahvaltıların kalitesizliği devam ediyor. Bir senedir aynı. Günaydın abla. Bir tane kaşarlı poğaça, bir tane de çikolatalı açma. Ne rezalet ya. Şuna muhtacız yani. Rezalet. Şu çikolatalı açmayı Amerika'dan döndüğümden beri daha sık yiyorum. Çünkü orada her şeyimiz tatlı bir kahvaltı olduğu için burada bünye onu arıyor herhalde. Yani durmadan tatlı yemek istiyorum. Çok enteresan. Her sabah çikolatalı açma yok. Evet. Amına koyduğum binası. Her sabah bir tur. Şu aptal binaya sövmeden güne başlayabilirim. Güzel başlayamıyorum hani. Buna söversem daha güzel geçiyor günüm. Sövmeyi unutursam illa bir bokluk oluyor yani. Ne oluyor lan? Kötü bir şey yok mu şu an? Yasak değil ama yapı malzemesi bitti, şimdi projeye gidiyorum. Evet, ufak conversation'lar, ufak hasbihaller yapalım size. Gördüğünüz gibi saçım, sakalım, her şey birbirine karışmış durumda. Yani bu aralar rezaletim harbiden. Bir ara çek düzen vermem lazım kendime. Genel güzel gidiyor ya. Hani derslere yetiştim, projeye falan filan yetiştim özellikle. O iyi oldu. Amerika'dan geldiğimden beri 2-3 tane video attım sanırım. Bir tanesi eski orada çektiğim, editlemediğim vlog atmıştım. Ondan sonra da 2 tane herbokoluk attık. Herbokoluk inanılmaz güzel gidiyor. Yani onu çekmesi daha keyifli tabii. Hani bilmiyorum kaç izlendiğini bilmiyorum. En son 200 falandı. Öyle yani, o yüzden onu çok izlenip izlenmemesini umursamıyorum. Çünkü çekmesi çok keyifli. Yani gerçekten acayip keyif aldık. Ki devamı da gelecek yani, bir sürü atacağız ondan büyük ihtimalle. Durmadan çekeceğiz. Onun dışında okul hayatı, vizelerde bayağı bir çaktım. Öyle yani genel. Şimdi gidelim bir kahve alalım. Projeden önce iyi gider. Çünkü bugün iyi bir kritik alacağız. Bir kahveyle bir kendimize gelelim. Sabah içmedik. Güzel olur. Hadi bakalım. Bir tane küçük boy latte. Okulun 2-3 tane kantin olduğu için burası espresso lab'in işletti yer. O yüzden burada bir tık daha pahalıydı yani. 18,5 yine çok iyi bu arada. Espresso lab'de 2 katı buradaki fiyatların tam tamına. O yüzden biraz daha iyi. Evet, Elif Hoca'dan iyi bir kritik aldık şimdi. Acıktım. Artık yemek yemem lazım yani. Kocukun hiçbir şey yemedim. Şimdi gidiyoruz kantinde. Ekmek arası böyle tavuklu bir şeyler yiyeceğiz. Bakalım ne kadarmış. Biliyor musun da biraz işte şey olsun, aksiyon olsun. Tamam, sağ olasın. Çok alayım. Tavuk, ekmek arası tavuk, patates, bir de aha da bu kola. Bu tavuklu şey 25 lira, 25 lira. Kola da 12. Ne etti? 37. Öğle yemeğimiz 37 lira tuttu. Akşama daha çok var bir de. Biz daha çok acıkacağız bir de. Öğle yemeği yemiyorum yemekhanede. Çünkü yeme iti kartım üstüne oturduğum için kart kırdım. Her gün 3 tane şey. Yok. Balım sen kitap evine ne için mail atıyorsun? Şey,
bilmem ne mühendislik bir şey kitap, nefes kitap. Ses alabilir misin ya sana da? Evet, DFS toplantımız bitti şimdi. Burada InDesign eğitim varmış. Ona katılacağım. Yine bizim kulübün yaptığı. 2 saat sürecek bir eğitim. Acayip acıktım. Manyak acıktım. Sonra yemek yemem lazım. Falan filan. Bayağıdır para harcamadım. Dikkat ederseniz ki çok enteresan yani bu. Ne zaman bu videoyu çeksem para harcamıyorum. Evet. Gece taş kışla. Bu kanalda ilk defa mı gece taş kışlayı paylaşıyorum acaba ya? Olabilir. Hala para harcamamış olmam gerçekten çok enteresan. Bu gittikçe günlük vloğa dönmeye başladı yani. Ara verdik şimdi InDesign eğitimine. Güzel gidiyor. Bir saat falan daha var herhalde. Bir saat daha sonra acayip acıktım. Hala yemek yemedim ya. İnanılmaz hala yemek yemedim ve yurtta artık bir yemek yiyeceğiz. Bakalım yemek sepetinde fiyatları nasıl? Evet, eğitim bitti şimdi. Yurda dönüyoruz. Hala yemek yemedim. Koca gün yani. Hala sabah yediğim, öğleden sonra daha doğrusu yediğim ekmek arası tavuk dönerle duruyorum. Adam akıllı yemek yemem lazım şu anda. Bir de gece bir çiğ köfte patlatırız. Gün böyle biter. Bence gayet verimli bir gün yani. Her gün ortalama yediğim şeyler. Aldım, harcadım, para harcadığım şeyler. Bunlar yani genelde. Tabii bir proje maketi ya da ne bileyim bir lazer kesim, bir pafta çıktısı yoksa. Evet, şimdi ring bekliyoruz. Yemeğimi de söyledim. Ne söylemişim? Et döner. Bugün et yiyelim dedik artık sabah. Yani öğlen tavuk yedik, şimdi de biraz et yiyelim abi, yeter. Biraz da farklı bir şey yiyelim yani. Onu da en ucuzundan söyledim bu arada. Yine de 75 lira tuttu. Şaka gibi. Yani şu dönercilere harbiden yemin ederim bıktım. Pizzacının önündeyim, gel. Niye geliyorum amına koyayım ya? Benim evim 5. blokta. 5. blok gelsene abi. Ben de abiyim. Bir tanesini geliyor mu? Günü bir çiğ köfteyle bitireceğiz. Köfteleri bu saatlerde 10-11 civarı. Şu an 11 oluyor galiba saat. 10 numara gidiyor. Yapmadan önce böyle hafif karnım doyuyorum. Sonra yatıyorum. Küçükten gelin bir alışkanlık. Rezalet. Ama aç duramıyorum abi ben. Aç duramıyorum yani. Durmadan yemek yemem lazım. Bir de çiğ köfte söyledik şimdi. 39 lira tuttu. Doğru tostu söyledim. 5 lira daha o yüzden ekledim. Bir de ayran. Bugün zaten çok ayran içtim. Normalde ne oldu burada? Hiç günde iki kere ayran hayatta içmem ama öyle denk geldi. Neyse. Bundan sonra favori çiğ köftem o ses. Bu çiğ köfteyle de günü bitiriyoruz. Artık bundan sonraki videolarda özellikle vlog tarzı bu aralar daha fazla çekeceğim çünkü sınavlarım, projelerim falan yeni yeni böyle sakinde de artık daha çok zamanım var yani bir süre. O yüzden yine böyle videolar da gelecek. Biraz daha günlük yaşantıma dair bir şeyler bırakayım buraya. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.